Selam. Yeni bir hikaye videosuyla karşınızdayım. Videolarımın daha fazla izlenmesi için videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açın. Şimdi hikayeyi anlatmaya başlıyorum. İstanbul'un daha bu kadar büyümediği zamanlardı. İnsanlar hala birbirini tanıyor, birbirine güvenebiliyordu. 70'li yılların sonunda daha 10 yaşımda olmama rağmen ne kadar şanslı olduğumun farkındaydım. Fatih'te eski bir mahallede iki katlı küçük bir evimiz vardı. Eskiden İstanbul şimdiki kadar kalabalık olmasa da yine de kalabalıktı. Bu yüzden evimizde kala kala sadece küçücük bir bahçe kalmıştı. Ama yine de annem bu bahçeyle her gün uğraşırdı. Toprağı eker biçer, yüzeyinde meyve ve sebzeler büyüyünce mutlulukla gülümserdi. Onu böyle bir şeyle uğraşırken izlemek beni inanılmaz mutlu ederdi. Ben annesine aşık bir erkek çocuğuydum ve hayatım boyunca da onun sevgisine layık olmaya çalıştım. Babam da benim gibi hissediyor olmalı ki o da annem mutlu olsun diye elinden gelen her şeyi yapardı. Üç kişilik küçük ama mutlu bir ailemiz vardı.'' Şimdi geri dönüp o sakin, huzurlu günlere baktığımda yoğun bir özlem hissediyorum. Nasıl olur da o zamanlar sahip olduklarımın kıymetini bilememiştim. Şimdiki aklım olsaydı eğer zamanı orada tam on yaşımdayken durdurmak için elimden geleni yapardım. Babam işçiydi. O yüzden de maddi durumumuz pek iyi sayılmazdı. Ama şans mı yoksa lanet mi bilinmez. Babama Piyango vurdu. Hep başkalarından duymaya alışkın olduğumuz o talih kuşu, bizim evimizin üzerinden uçmuş ve bizim omuzlarımıza konmuştu. Yine de beklenmedik bu zenginleşme, babamın sağlam karakterini bozmaya yetmemişti. Onun için öncelik para değil, ailesiydi. Bu yüzden ilk yaptığı şey, bize yeni bir ev almak oldu. Eski evimiz evka bir konumda bulunan bu ev, bir apartmanda ailesiydi. Annem ilk başta bahçesini ve ektiklerini geride bırakmak istemediği için karşı çıktı. Ama yine de ailemizin ve benim mutluluğum için o eve taşınmayı kabul etti. Yeni evimiz eski evimizin yanında saray yavrusu gibi kalıyordu. Apartmanın en üst katında dubleks bir evdi. Hiç unutmam merdivenleriyle girişteki duvarlar, aynı koyu renk ahşaptan döşenmişti. Bu yüzden eve girer girmez dikkatli bakmazsanız orada bir merdiven olduğunun farkına varamazdınız. Bu küçük ayrıntı nedendir bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyordu. Kendi kendime merdivenin sihirli bir merdiven olduğunu yalnızca özel insanların onu görebileceğini söylüyordum. Komik bir düşünceydi belki ama çocukluğumun son mutlu günlerini eşsiz kılan bir düşünceydi aynı zamanda. O evi taşındıktan çok kısa bir süre sonra hayatımız tepe taklak oldu. Her şey annemin bir sabah uyanıp o çok sevdiğim merdivenlerden düşmesiyle başladı. Hayati bir tehlikesi olmasa da bir süre ayağının alçıda kalacağını öğrenmek hem onun için hem de bizim için zor bir durum oldu. Onu öyle hasta ve savunmasız görmek benim için hayatımın en zor deneyimlerinden birisiydi. Alt kata, salona onu özel hasta yatağı hazırladık. Televizyonu karşısına çektik ve sıkılmasın diye bir sürü dergi ve kitap aldık. İlk birkaç gün keyfi yerindeydi ama ayağının alçıya alınmasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçmişti ki bir sabah kalktığımda onu korku dolu gözlerle etrafı incelerken buldum. Hiç vakit kaybetmeden yanına gidip ona iyi olup olmadığını sordun. Poyraz, oğlum derken sesi titriyor. Hala etrafı kolaçan ediyordu. Anne, iyi misin diye sorduğunda artık benim sesimde korkudan titriyordu. Yaşlardan parlayan gözlerini bana çevirdi ve bu evde bir tuhaflık var dedi. Burada içim sıkılıyor. Kendimi güvende hissetmiyorum. Neden böyle bir tepki verdiğini anlayabiliyordum. Bir anda yaşamaya alıştığı ortamdan ayrılmış ve korkunç bir kaza atlatmıştı. Zihni'nin bu şekilde tepki vermesini anlayışla karşılıyordum. Ama yine de annemin geceleri uyuyamadığını gördükçe içimi bir huzursuzluk kaplıyordu. Onu bu kadar korkutan, uykularından uyandıran şey her neyse hayra alamet olmadığı kesindi. Annemin bana söylediklerinin üstünden iki gece geçmişti. Sabah uyandığında yine onu korku dolu gözlerle buluyordum. Çok istesem de gözle görülür korkusunun sebebini bulmak konusunda başarısızdım. En sonunda babamla konuşmaya karar verdim. Ona annemin hasta olduğunu hem de çok hasta olduğunu söyledim. Yoğun bir kaygı ve telaşla annemin yanına salonda yattığı koltuğa gitti. O an hala zihnimde döner durur. Annem elleri kucağında gözünü bir an bile yerden kaldırmadan babama bu evde bir tuhaflık var dedi. Kendimi huzursuz hissediyorum. Babam sakinliğini korumaya çalışarak ne gibi bir huzursuzluk hayatım diye sorduğunda ağlamaya başladı. Kısık nefesler alıyor. Almayı başardığı nefesler de hıçkırıklarının arasında boğuluyordu. En sonunda burada bizden başka bir şeyler daha var dedi. Varlıklarını her gece hissediyorum. Merdivenlerden indiklerini duyuyorum. Başımda bekliyorlar. Annemin sözleri üzerine şok oldum. Ne demeye çalıştığından tam emin olamasam da yüreğim yine de korkuyla vuruldu. Ne demek evimizde başkaları vardı? Evimizde eğer başkaları varsa bunlar kimdi o halde? Babam aceleyle beni üst kata odama çıkarttı. Belli ki bundan sonra konuşacaklarına kulak misafirliği etmemi istemiyordu. Odama girdiğimde merdivenden telaşla inen adım seslerini duydum. Kapıyı açıp da ne konuştuklarını dinleyecek cesaretim olmadığından bir umut belki duyarım diye kulağımı serin kapıya yasladım. Ama hiçbir şey duyamıyordum. İnat ederek kapıya biraz daha dayandım. Şimdi neredeyse ahşap yüzeyle bütünleşmiş gibiydim. O anda kapıdan bir sürtünme sesi yükseldi. Sanki uzun bir tırnak ucunu zemine geçirmişti. Boydan boya çizmiş gibiydi. Korkuyla çığlık atarak geri çekildim. Ama ses kesilmedi. Bu sefer sanki duvara tırnaklar, pençeler geçmiş gibi sesler yükseliyordu. Korkum boğazımda düğümlendi. Gözlerim yaşardı. Ses önce yükseldi. Sonra da azalarak tamamen yok oldu. Ses tamamen kesildiğinde odamın ortasına çöküp ağlamıştım. Bu korkunç bir deneyimdi. En kötü kabuslarımdan bile beterdi. Babam odamdan gelen çığlıkları duymuş olacak ki koşarak merdivenleri çıktı ve hızla odama daldı. Beni kollarının arasına alıp tüm bedenimi inceledi. Belli ki bir yerimin yaralandığını düşünüyor ve bunun için korkuyordu. Bana ne oldu diye sorduğunda odamda büyük bir böcek gördüğümü söyledim. Annem için zaten yeterince telaş yaptığı için bir de benim onu korkutmama gerek yok diye düşündüm. Yaptığım belki de yanlıştı. Bilmiyorum. Ama o an o şekilde davranmak istemiştim. Aileme, anneme ve babama daha fazla zarar vereceğini bildiğim düşüncelerimi kendime saklamanın daha uygun olacağına emindim. Ama yine de ertesi sabah uyandığında annemin yanına gitmekten Kendimi alık koyamadım. Onu aynı korku dolu ifadeyle koltukta uzanırken buldum. Bu halini görmek kalbime binlerce bıçağın saplanmasıyla eşdeğerdi. Onun bu kadar çaresiz ve korku dolu olması beni kendi yaşadığım o dehşet verici deneyimden bile daha fazla korkutuyordu. Yanındaki küçük boşluğa oturdum ve annemin soğuk parmaklarını ellerimin içine aldım. Biliyorum annem dedim bir çırpıda. Yalnız olmadığımızı ben de biliyorum. Ellerimi sıkıca tuttu. Başımı yavaşça öptü. Hem bu evde bir terslik olduğunu bilenin tek başına kendisi olmadığı için mutlu olduğunu hem de biricik oğlunun da onları gördüğü için mutsuz olduğunu biliyordum. O gece yatmak için odama çıkmadım. Bunun yerine annemin ayaklarının ucuna uzandım ve kurşun askerlerim gibi onun için nöbet tuttum. Belki de beyhude bir çabaydı. Bilmiyorum. Ama yine de içimden yoğun bir şekilde yükselen korkuya rağmen annemin yanında kalabilmek bana büyümüş gibi hissettirmişti. Sanırım gece yarısını biraz geçmişti ki annemle ben de gözlerimizi merdivenlerden inen ayak sesleriyle açtık. İlk başta merdivenlerden inenin babam olduğunu düşünsem de zarif ve hafif ayak sesleri onun babam olmadığını kanıtlar nitelikteydi. Sonra onu gördüm. Gördük. İkimiz de nefesimizi tutarak gördüğümüz o şeye bakıyorduk. Şey diyorum çünkü onun insan olmadığı bariz belliydi. Her ne kadar insan gibi görülse de en azından onun kanlı canlı yaşayan bir insan olmadığını biliyordum. Gölgemsi bir bedeni vardı. Sanki uzun zaman önce bedeni yitip gitmiş, geriye bu ne olduğu bile belli olmayan beden silüeti kalmıştı. Bu beden sarı uzun saçlı, güzel bir kadından geriye kalmıştı. Merdivenlerin sonlandı, o son basamakta durmuş, öylece bizi seyrediyordu. Hareket etmiyor, konuşmuyor, sadece bakıyordu. Bakışları bir annemin üzerinde, bir de benim üzerimde hareket ediyordu. Annem de, ben de nefesimizi tutmuş, sığlık bile atmadan ondan gelecek hamleyi bekliyordum. En sonunda beklediğimiz hamle geldi ama içimden geçtiği gibi kadın bizim üzerimize atlamadı. Bunun yerine merdivenleri gelsin geri yavaş yavaş çıktı. Adım sesleri kesildiğinde annem uzanıp sıkıca elimi tuttu. Sanki geçti diyordu. Bak oğlum geçti ama geçmemişti bir anda yüksek bir gürültüyle kadının cansız bedeni trabzanlardan sallandı. Boynuna bir ip geçirmiş, şekilsiz ayakları havada, tam önümüzde sallanıyordu. O zaman kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. Annem koruma içgüdüsüyle bana sıkıca sarılsa da onun sarılmasının bile bu korkunç olayı görmeme engel olamayacağını biliyordum. Kadının bedeni bir süre önümüzde öylece sallandı. İleri ve geri gitti. En sonunda sabitlenince bir anda ortadan kayboldu. Kadın gittiğinde annemin titreyen kollarına iyice sığınarak sabahın olmasını bekledim. Ama o gece sanki güneş doğmak istemedi. Bir sabahı bekledikçe sabah bizden uzaklaşıyor olmalıydı. Hayatımın en uzun ve korkunç gecesi yaşansa da en sonunda bitti. Günün ilk ışıkları perdelerimizin arasından süzüldü. Babam çok geçmeden uyanıp aşağı indiğinde planlanmamış bir ağız birliğiyle ona gece başımıza gelenlerden bahsetmedik. Annemle dün ne konuştuklarını bilmiyordum ama her ne konuştularsa annemin bir daha aynı konulardan ona bahsetmeye artık niyeti yok gibiydi. Bu yüzden ikimiz de sustuk ve sessizlik içinde dün gece neler yaşandığına ilişkin bir açık vermeden kahvaltımızı yaptık. Babam işe gitmek için evden çıktıktan çok kısa bir süre sonra kapı çaldı. Babamın bir şey unutup da döndüğünü düşündüğüm için koşarak kim o bile demeden kapıyı açtım. Gelen babam değildi. Annemden çok da büyük durmayan bir kadın elinde bir tepsi börekli birlikte kapımızın önünde duruyordu. Annem uzandığı yerden kimin geldiğini görmek için kafasını uzattığında kadın ayakkabılarını çıkartıp içeri girdi. Hoş geldiniz. Bir de geçmiş olsuna geldim dedi. Salondaki tekli sandalyeye otururken elindeki börek dolu tepsiyi bana uzattığında koşarak tepsiyi mutfağa bıraktım ve geri döndüm. Kadın alıcı gözle etrafını evimizi incelemesinin ardından suratında geniş bir gülümsemeyle anneme döndü. Çok geçmiş olsun komşu dedi. Eşimle sizi ziyaret için uygun bir anı kolluyorduk ama hasta olduğunu duyunca dayanamadım. Şimdi boğazınızdan sıcak yemek de geçmiyordur sizin. Bize açarken size de börek açayım dedim dedi. Annem benden börekleri servis etmemi istediğinde hemen istediğini yerine getirdim. Kadın böreğinden büyük bir ısırık. Demlediğim çaydan da kocaman bir yudum aldıktan sonra Vallahi sizde de iyi cesaret var doğrusu dedi. Annem anlamayarak nasıl yani diye sorduğunda kadının gözleri şaşkınlıktan büyüdü. Aa size kimse anlatmadı mı yoksa diye sorduğunda annem başını iki yana sallayarak anlatmadığını belli etti. Kadın tüf dediğinde sesinde nereden başlayacağına karar veremediğini belli eden değişik bir ton vardı. Bunu anlatmak bana düşmese de anlatmazsam, komşuluğuma ayıp olur diyerek, söze başladı. Söylediğine göre, on yıl önce, o daha yeni evlenip de, bizim apartmanımıza taşındığında, bizim dairemizde, genç bir çift yaşarmış. Birbirlerini çok sever, aynı zamanda da, oldukça kibarlarmış. Ama bir süre sonra, bu evli çiften, kadında bir tuhaflık başlamış. Geceleri apartmandan, Kadının git diye bağırışlarını duyuyor. Duvarları yumruklamasını dinliyorlarmış. Tüm apartman kadını kocasının dövdüğünü düşünmüşler. Bu yüzden de kadını kenara çekip ona yardım edebileceklerini söylemişler. Kadın gece yaşananları reddetmeye, öyle şeyler yapmadım demeye başlamış. Apartman sakinleri bir uğraşmış, iki uğraşmış. Ama artık üçüncüsünde delir diyerek bu işin peşini bırakmış. Ama komşu kadın kısa bir süre sonra bu apartmandaki tek tuhaflığın o kadından kaynaklanmadığını fark etmiş. Bazı geceler apartman temellerinden sarsılıyor. Deprem olduğunu sanmalarına yol açıyormuş. Elektrikler gidiyor. Elektriklerin yokluğunda yaktıkları mumlar bile kendi kendine sönüyormuş. Evlerde tuhaf sesler duyulmaya başlamış. Nereden geldiği belli olmayan tıkırtılar. Gece çöktüğünde tüm apartmanı sarıyormuş. O zamanlar bizim karşı dairemizde yaşlı bir çift otururmuş. İkisi de hacıymış. İşte o hacı amca bu apartmana cinleri musallat olmuş olabileceğini söylediğinde tüm apartmanın uykuları kaçmış. Ama apartmanın uykularını kaçıracak tek olay bu olmayacakmış. Ertesi sabah polis ve ambulans sirenleriyle uyanmışlar. Bizim dairede yaşayan kadının cansız bedeni evden çıkmış kocasının anlattığına göre sabah uyandığında karısının merdivenlerin trabzanlarından kendini astığını görmüş. O olaydan sonra da bizim evimiz uzunca bir süre boş kalmış. Apartman sakinleri o kadar tedirgin olmuşlar ki apartmana çağırmadıkları hoca, büyücü, hacı kalmamış. En sonunda yaşlı bir hoca bu apartmanın yanında yatır vardır. Ondan kimse rahat uyuyamaz. Burada demiş, başka şartlarda olsa, gülüp geçecekleri bu durum, herkesi daha da paniklettirmiş. En sonunda belediyeye haber verilmiş, apartmanın bahçesi kazılmış. İşte o zaman o hocanın gerçeği söylediği ortaya çıkmış. Apartmana hemen bitişik, üç tane bedene ait kalıntılar bulunmuşlar. Görevliler kalıntıları götürdükten sonra da bir daha kimse aynı sıkıntıları yaşamamış ama bizden önce dairemizde kalanlar o intihar eden kadını gördüklerini söylemiş. Kadın evden gider gitmez annem babamı karşısına aldı ve bugün öğrendiklerimizi hatırladı. Çok geçmeden Fatih'teki eski evimize döndük. O evi yıktırıp kendimize yeni bir ev yaptırdık. Şimdi sattığımız o musallatlı evde kimin yaşadığını bilmiyorum ama o kadının hala orada olduğuna eminim. Hikayenin sonuna geldik. Hikayeyi buraya kadar dinlediysen beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Kanala abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsin. Hoşçakal.